derler mi? Bu değirmen taşı. Bu ben 9-10 yaşındaydım. Babamla birlikte yaptık. Yani böyle ufaktım, elinin önündeydim. Bir de su mu getirdim. Kezuş mekuş verdim. Keski betki verdim. Yani bu değirmen taşı. Orijinal değirmen taşı. Bu 8 parça. 8 parçayı birleştirmişse bu siz buna tok diye tok. Bilirsen. Etrafına geçirip sakışlarımızı koşu çekmiş bu aralara ki kendini bırakması diye. Bu fikir yani taş arkadaşım diyorlar. Arkadaşım. Güzel. Yani sen taşa ne kadar güzel yaklaşsan sen taş kendini ifade edebiliyor. O da kendini ifade edebiliyor. Sen. İki yüzlüdür. Burası da dam. Burası da tavla. Üç senedir burada çıktı yapıyorum. Evet. Babamda gördüğümü, büyüklerinde gördüğümü uyguluyorum ben. Yani 9-10 yaşındaydım. Ne de baksan 42 sene, 40 sene de fazladır bir sene. Babam değirmen taş ustasıydı. Aynı zamanda değirmenin de ustasıydı. Bozulduğu zaman çevre illerde kasabalarda komple geldi. Kendimiz giderdik. Onun anonimini yapardı, gelirdi. Eski tekniğiyle yapıyorum. Keski çekiciyle yapıyorum ben. Yani keski çekici, değirmen çekici. Yani bu turlarımız, camilerimiz, kiliseler nasıl yapılmışsa mesela aynı teknikte yapıyorum ben. Karacak taşı, Bazat taşı. Bazat, volkanik taş. Bu yaptığım malzemeler hep kullanım amaçlı yapıyorum ben. Bu ikisi evdeslik. Bunun oturması da var, oradadır. Oturma taşı. Bunun bir parçası da var. Nedir? Rabinat. Bu da içeride. Sen şu an burada ne için kullanıyorsun? Şu anda ben yeşili bırakıyorum içine. Yeşili marurumu, rokamı, deremi hepsini bırakıyorum içine. Şu büyük odan? Burada çüküte yoğuruyorum. Babam hem taş işini hem değirmen ustalığını Ermenilerde öğrendi. Yani o çırağını yapar, onların elinde çırağını yapar öğrendi bu mesleği. Yani yaklaşık bir 80-90 seneye de fazladır yani. Bir tane ustamız var. O kendi tekniğini öğretmiş. Ama benim tekniğim gelenekte gelen, yani geçmişte gelen tekniktir. Yani yok, yani bu taşları eski teknikle yapan bir ustamız yok. Bir ricam var. Mesela yani bir imkan versinler bize ki yani bu mesleği bilsen ileriye taşıyalım.